Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine hayattan bir olay olan ve onu sanallaştıracağımız bir projeyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Python'la hava durumunu okuyacağız arkadaşlar. 15 günlük yaşadığımız ilin hava durumunu alt alta yazdıracağız ve bunun bilgisini alacağız arkadaşlar. Tabii cihazlarımızda bunun düzenli olarak bilgisi verilmekte, ancak biz biraz daha alışkanlık olsun, artık web üzerinden aldığımız veriler nasıl işleriz, bunları da göstermek adına böyle bir projeyi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Gelin daha fazla zaman kaybetmeden projemizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle sizlere önerdiğim gibi Anaconda Navigator kullanacağız ve bunun içerisinde de Speeder'ı kullanacağız. Şu an Anaconda'nın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet, şu an Anaconda açıldı ve akabinde Speeder'ı açıyoruz. Evet arkadaşlar, Speeder şu an açıldı ve ben sizler için daha önce Evet arkadaşlar şu an Speeder açıldı. Ben sizlerin daha fazla zamanını kaybetmemek adına daha önce bir dosya açıp ve boş halde buraya yerleştirmiştim arkadaşlar. Speeder'ın en sevdiğimiz özelliklerinden biri de her bu IDE'yi açtığımızda sürekli çalışmamızı tekrar başlatmamız gerekmiyor. Kaldığı yerden devam edebilme olanağını bize sağlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha fazla lafı uzatmadan projemize girelim. Öncelikle kullanacağımız modüllerin atamasını yapacağız arkadaşlar. Ben burada RE modülünü kullanacağım ve Recast modülünü kullanacağım arkadaşlar. İkisini de import ediyorum şu an projeme. Otomatik olarak modül beni karşıladı zaten. Daha sonra URL'imizi atamasını yapacağız. Tıpkı haber çekmede yaptığımız gibi arkadaşlar. URL'imizin atamasını yapıyoruz. Hemen tarayıcımızı açıyoruz ve yaşadığımız ilin 15 günlük hava tahminini alabileceğimiz bir siteyi açıyoruz arkadaşlar. Ben burayı kullandım, hava durumu 15 günlük diye. Şuradan yaşadığımız ili seçelim. Ve link oluştu arkadaşlar. Linkimizi buradan alıyoruz, kopyalıyoruz. Daha sonra URL kısmına bunun atamasını yapıyoruz arkadaşlar. Hatta biz buna link mi desek daha uygun olur diye düşünüyorum, ama URL olarak desek, atamasını yapsak daha da güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sonra tekrar yapımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir değişken ataması yapacağız site değişkenini. Recast nokta hangi yeteneği kullanacağız? Get zaten otomatik olarak, bakın noktayı koyduğumda artık ne yapacağımı sistem bana bildirir halde. Onu bana gösteriyor. Buraya bir URL'imizin atamasını yapacağız arkadaşlar. Daha sonra buraya content özelliğiyle devam edeceğiz. Content nokta content'tan content nokta decode özelliğini eklesek nasıl uygun olur? Evet, kodumuzun olmayan UTF, bu kodu buraya atayacağız. Şu an bir yandan da arkadaşlar size konuyu anlatırken sıfırdan yaptığım için projeyi algoritmayı zihnimde oluşturmaya çalışıyorum. Bu noktada tabi bir yandan çalışırken bir yandan düşünmek kara çıktıklara sebep olabiliyor. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Sizler de benimle yavaş yavaş idenizi açın ve çalışmanızı yapın arkadaşlar. Şimdi gündüz, gece, gün, tarih, açıklama diye yine bir değişken uygulaması yapacağız arkadaşlar. Ve bu değişkenleri de nereden alacağımızı göreceğiz. Şimdi bunu nereden alacağız? Bir defa URL'yi bağladık. URL'nin içine giriş yaptık. Buradan da kodu çekebiliriz dedik. Şimdi biz bunu çekebiliyorsak, bunun içerisinde şimdi tekrar tarayıcımızı açıyoruz. Bunun burada tarih nerede? Gün nerede? Grafikli açıklama nerede? Gündüz nerede? Gece nerede? Bunların bilgisi nerede belli olur arkadaşlar? Şöyle sağ tıklar, incelersiniz. HTML kısmında nerede olduğu ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi şuradan kodlarımızı inceliyoruz. Evet, işte 475
değerleri, işte yüksekliği, genişliği, bunların tek tek bilgileri burada mevcut. Ben bunları şimdi baktığımızda kod sisteminde nereye yerleştireceğimize göre bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi çok enteresan, yani buraları anlatmaya çalışıyorum ama çok enteresan. Önce gündüz değişkenimizi alalım arkadaşlar. Mesela burada tek tırnak işaretiyle sistem içerisine alacağız bu noktayı. Şöyle bir işaret vereceğiz. TD. Şimdi burada şeyi yakalamak önemli. Şu an bunun nerede olduğu önemli. İncele dediğimizde burada olduğunu gösteriyor ve buradan da bize tam konumunu gösteriyor. Ama biz gündüz derecesini, şunu şöyle aldığımızda incele dersek, bakın 45 derece. 45 derecede olduğunu söylüyor. Yani site içerisinde 45. derecede olduğunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama tabi ister istemez zorlanıyoruz arkadaşlar bu noktada. Bunu buradan alacağız arkadaşlar bu şekilde. Yani buranın tamamını almamız gerekiyor. Biz de bunu ne yaparız? Buraya yazarız arkadaşlar. Şöyle iki ekran haline getiririz. White eşittir 45. Bunu da gördüğünüz gibi HTML kısmından yararlanıyoruz arkadaşlar bu noktada da. Bunu da tabi çift tırnak içerisine alacağız. Tek tırnak ilk başına tek tırnak içerisine almamızın sebebi bu arkadaşlar. Eğer çift tırnak yaparsak karşılıklı haberleşiyorlar. Bu da bizim sistemimizde karışıklıklara neden olabiliyor arkadaşlar. Şuraya tekrar bundan ekliyoruz. Karşıda neyse onu yazıyorum arkadaşlar. Şunu şuradan direkt kopyalayalım lütfen, yani ben bunu yazdırmayın bana şimdi ve kaybettik. Şunu tekrar yapıyorum. İncele diyorum. Allah Allah. Ya abi şunu bana yazdırma, gözünü seveyim ya. Salak saçma şeyleri yazıyoruz arkadaş ya. Neyse yazacağız artık, yapacak bir şey yok. Şunun içerisine tekrar devam ediyoruz arkadaşlar şu yaptığımız işaretten sonra. İşte şu. Bu NBSP. Şöyle. Tekrar böyle. Tekrar şöyle. Bir de HTML ile haberleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar normalde burada bu dereceyi yazmamız gerekiyor. Ama bizim bu derecemiz belli değil. Çünkü alacağımız veriyi işleyeceğimiz için bu belli değil. O yüzden biz şu şekilde parantez açıyoruz. Buraya. Daha sonra eksi soru işareti. Ters slash. D artı diyoruz arkadaşlar. Sonra bir de buraya şu ifadeyi getireceğiz. Derece ifadesini ki burada işleyelim. Şunu artık büyütsek nasıl olur? Çünkü artık yapıyı gördük en azından. Size sadece sistemini anlatmak kalıyor. Şu şekilde bir işaret veriyoruz. Daha sonra slash verdikten sonra td diyoruz tekrar ve burayı html olarak kapatıyoruz. Ters işaret, evet. Bunda bir hata olduğunu düşünüyor muyuz? Hemen bir hataya bakalım, herhangi bir hata var mı? Herhangi bir hata görmüyorum şu an ama tabi ister istemez şey içerisinde bir hata verebilir. Kod içerisinde bir hata alabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra gece içinde devam edeceğiz. Şimdi bir de gece için bir atama yapalım arkadaşlar. R gece. Yine geceyi de oradan aldık ama şimdi ben orayı incelediğimde biraz önce şu ifadenin şunun olmadığı halini gördüm. Evet.
Gece içinde bu şekilde olduğunu gördüm arkadaşlar. Geceyi yaptık, gündüzü yaptık. Sonra gün. Arkadaş var ya, bu yazılım işi. Yani ömrümü çürüttü arkadaş. Tekrar bir parantez attık. Şimdi arkadaşlar bir cidden söylüyorum şunu. Tamam, Python'da bir yazılım yapıyoruz ama yani abi beni Python'la sınırlandır ya. Beni HTML'le niye içi ilişkilendiriyor? Mecbur işte arkadaşlar. Aslında insanlar işte o yüzdenler yazılım diyorlar. Her yazılım dilini biliyorum der. Arkadaş biliyor. Çünkü hepsini biliyor, birinde uzman. Ben Python'da uzmanım ama HTML'den şu an veri çekmem gerekiyor. Sizlere bir işlem yapabilmek için. Bakın şurada HTML kodlarını inceliyoruz ya. Gün mesela, ben şu salıyı yakalayacağım şimdi burada. İnceleyeceğim. Ben bu salıyı burada yakalayacağım. Evet, bakacağım. Wide 70. No wrap vermiş. Şuraya bir tanım ekleyeceğim. İşleme koyacağım şimdi ben bunu. Devam ediyoruz. Kaydı açtık ya. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi oradaki yapıyı da şu şekilde mecbur yakalayacağız yani. Yapacak bir şey yok. İncele. Allah'ın cezası açmaz artık. Ha. Devam ediyoruz. Ne yapmış? İşaretimizi bırakmış, sonra TD demiş. Sonra Widen'ın 70 olduğunu söylemiş. Eşittir 70. Ama nasıl 70? Şu şekilde bir 70. Sonra Nurab demiş. Keşke bu projeyi yapmasaydık arkadaş. Şimdi yazılım hayatına girmek isteyen arkadaşların hayatını soğuttum. Hayattan soğutacağım onları ya. Bir daha Nurab. Nurab verdik. Sonra tekrar ters. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde bir hareket veriyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. Sonra nokta çarpı nokta yıldız veriyoruz. Ki ora belirsiz olacak. Orada hangi günse onu yazacak. Onun için arkadaşlar. Tekrar bir ters işaret veriyoruz. Sonra slash td konuyu da şöyle kapatıyoruz. Evet. Tuttuk bunda. Ta Nurap'ın içerisine yazdık arkadaş. Şuraya ha. Bundan part part çekseydik acaba diye düşünmedeyim şu an. Tabii şu HTML'den kodlarımızı bir hışımla alabilsek. R alt R tarihi için bir değişken işaretlemesi yapacağız. Tarih kısmının HTML kodunu şurada bulabiliriz. Evet. 70 diye 75 olmuş sadece. Kod aynı kod. Bu muhteşem bir özellik şu an. Şunu şuradan alacağım. Kopyalayacağım. Şuraya yapıştıracağım. Şuna bir 75 vereceğim. Bir de bunun açıklama ekleyelim hadi. Açıklamasını verelim. Bize bir de açıklama yapsın arkadaş. Bu açıklamayı da şurada şuradan alacağız, incele. Açıklamayı başka nereden alma şansımız var? Şimdi oradaki açıklamayı almayalım. Şöyle bir açıklama alsak ne olur? Yani 3 aşağı 5 yukarı aslında. Nereden alsak diye düşünüyorum sadece. Şunu bir daha inceleyelim bakalım. Attım. 475'ten almış onu. Search yapalım biz yine. Burada şeyden alalım. Hadi. Aa, şurada. Şöyle alırsak. Buradan alsak işte fena olmaz arkadaşlar. Ben şimdi
HTML olarak yazmak istiyorum bu kodu. Şimdi yine biz bir şu işaretimizi açalım. Tırnaklarımızı açalım bir. Sonra bir imaj ters olarak açalım mı onu? Yok. Bir yandan düşünmesi zor arkadaşlar. Cidden söylüyorum. Bir yandan bir proje yapıyoruz. Bir yandan da düşünüyorum sadece. Acaba şunu şöyle mi yapsak? Bunu böyle mi yapsak? Böyle mi daha iyi olur? Şöyle mi daha iyi olur diye düşünmekten şu an kafayı yiyeceğim. Burada dosya içerisinden bir biraz daha böyle hareketli bir şey olması adına hava durumu ters yine slash images images sonra düşünüyorum şu an tabi images'ten dosya açıyoruz dosyanın içerisinden alacağım şimdi sonra oradan da trans.gif olarak geçer genelde. Şunun üzerinden alıyor muhtemelen de. İncele. Bunu bu şekilde. Şimdi benim bildiğim üzere bir deneyelim. Eğer bir hata verirse biz bunu düzenlemesini zaten ne yapacağız arkadaşlar. Tekrar kodumuza devam ediyoruz. Alt eşittir. Adana. Hava. Durumu. Biz kaç günlük aldık? 15 günlük aldık arkadaşlar. Günlük. Evet. 15 günlük Adana'nın hava durumunu buraya tırnaklar içerisinde tabi çift tırnak olmak suretiyle alıyoruz. Daha hata vermemesi adına bunu da birbirlerine sabit verelim. Sonra bunların da yüksekliğini ve alçaklığını ben bir olarak şu an bir vermek istiyorum. Wide eşittir 1 bakın bunu da buraya yazıyor ya. 1 evet sonra yüksekliğin daha eşittir 1 olarak verdim şöyle işaretimizi atalım sonra bunun da bir belirsizlik mevcut. Çünkü değişken burası arkadaşlar. Şu şekilde değişkenimizi vereceğiz. Sonra div. Ya sadece HTML ile işte uğraşması benim kafamı bozuyor. HTML'den veri alıyoruz çünkü. Evet. Sonunda bu kısım bitti. Artık biz kendi tarafımızdan devam edebiliriz arkadaşlar. Kompleks şeyinin fonksiyonu compile fonksiyonundan şu şekilde devam edelim arkadaşlar. Gündüz diyelim gündüz. Değişkeni compile'dan. re.compile. Compile evet re alt re gündüz. Sonra gece için yine comp alt re gece eşittir re.compile parantez aç bizim için bir re alt re gece sonra compile nokta pardon alt re gün eşittir re.compile sonra bunun içerisine de re gün yazacağız arkadaşlar. Bir değişkenlerimizin atamasını yapıyoruz. Veri alacağız. İnsanın canı sıkılıyor. Bunalıyor. Compile'dan tarih alalım. Tek tek ne yapıyorsak arkadaşlar. Yukarıda ne iş yaptıysak. Bunlar tek tek buraya veriyoruz. Defalarca kez tek tek dedim. Bunu fark ediyorum. Bunun için özür dilerim. Re tarih. Çünkü şu an çok stresliyim. Bir yandan yazıyoruz. Bir yandan sonunda ya hata verirse stresi mevcut. Bunların olması içimi sıkıyor. Beni ölüm noktasına getiriyor. Re alt re açıklama. Evet.
Compile'lık işimiz de bittiğine göre şunu da yanlış yazmışız buraya. Compile. Arkadaşım git bozma kodumu ya. Evet. Sen diyor bunu dediğin emin misin diye yanlış gündüz işler yapıyorsun diyor. Sonra gündüz için bize listelemesini istediğimiz için bir liste açalım. Ama belirsiz bir liste olacak bu. Evet, gündüz için böyle, gece için böyle, gün için böyle açacağız. Gündüz, gece. Ya abi şunu yapmayın ya. Ya hem iyi bir şey hem kötü bir şey arkadaş. Gün eşittir aç. Tarih eşittir aç. Açıklama için bir liste aç. Sonra tekrar kodumuzu hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra şimdi buralara da tek tek for döngülerinden yararlanacağız arkadaşlar. For, range işte. Sonra yine re modülünün yeteneklerinden yararlanacağız arkadaşlar. For i in re nokta findle. Bakın kendi zaten bize ya diyor, sen yaptığın iş belli arkadaş diyor. Bundan daha ne bekliyorsun ki diyor yani. Sen bu işi yapacaksın diyor. Güle gündüz virgül siteden. Site içerisinden getir bize diyoruz bunu. Bunu da append edeceğiz. Gündüz'ü ekle diyoruz yani. Gündüz nokta append. İyi. Evet. Bakın zaten sistem sizi artık bu algoritmasını kurabildikten sonra sistem sizi yavaş yavaş kendi girdabına çekiyor. Yine bir for döngüsü açıyoruz. Her biri için olduğu gibi. Her birinde nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar yani. Açıklamaya şeye gerek yok. Sıkıntılanmaya gerek yok. Refindle. Nokta. Hani biraz önce senden bir sürü şey yaptıydık. Şimdi niye açmıyorsun? Re-altre. Gündüzdü gece. Virgül. Siteden. Gece nokta append. İyi. Sonra bir for döngüsü daha. Her biri için açıyoruz tek tek for döngülerini. Yapacak bir şey yok. Re nokta findle. Bu sefer de parantezi vermedi. Gün. Virgül. Site. Oh, elim alıştı oraya. Allah'a var ya. Şuna bir boşluk atalım. Diğerleri gibi olsun. Gün nokta append. İyi bak bu sefer de iyisini vermiyor ya. Kendi kendine şey iş yapıyor. Tekrar bir for döngüsü daha. Re nokta findle. Bunun içerisine de en son ne yaptık? Biz günü yaptık. Günden sonra tarih. Re altre tarih. Tarihi ver kardeş. Nereden vereyim kardeş? Siteden ver kardeş. Allah'tan şu çift noktaları falan da kendine atıyor. Tarih nokta append. Böyle kendi kendime muhabbet ediyormuş gibi oluyorum arkadaşlar. Sizler de aslında sıkılmamanız adına sürekli konuşmaya çalışıyorum. Sizler de bir şeyler aklınıza geliyorsa, şurada şunu yapmam gerektiğini düşünüyorsanız da aşağıda lütfen yorumlardan kendinizi belli edin arkadaşlar. Ve ben bunun işte bu V1 olur hemen. Biz sizin dediklerinizde V2'sini de çekeriz arkadaşlar. Versiyon versiyonu da artırırız, geliştiririz. Ve belki de ileriki safhalarda web sitesi yaparız Python'la. Bunu da içine ekleriz arkadaşlar. Sizin de dediklerinizi. Her dediğiniz kod içinde oraya imzanızı yerleştireceğim arkadaşlar kod içerisine. Tarihten sonra for i in re nokta findle özelliğiyle re altre açıklama sonuna gelmişiz. Açıklama nereden? Siteden. Teşekkür ederim. Açıklama nokta append i ve konu. Burada for için biter arkadaşlar. Artık ne yapıyoruz? En sevdiğimiz noktalardan birine geldik arkadaşlar. Print edeceğiz bunu. Artık print bölümümüz başladı. Arkadaşlar şimdi print ederken şuna yapabilirsiniz. Mesela bunu yapıyorsunuz.
bir şey print ederken mesela dediniz ki yıldız 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 olsun. İstediğiniz kadar bunu yapıyorsunuz değil mi? Bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle upuzun yapmanıza gerek yok ki kodlar içerisinde karmaşıklıklar sebep oluyor. Şunu yaptınız değil mi? Çarpı diyorsunuz. Kaç tane istiyorsunuz arkadaşlar bundan? Mesela işte 75 tane yap kardeş sen bundan. Al yapar o. Kendinizi kasmayın lütfen. Daha sonra print diyelim. Şöyle parantezimizi açalım. Ama bazı şeylerde de eğer yazı yazıyorsak bunu da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Adana. Hava durumu. Tabi estetiğine göre bunun güncellemesi de muhtemelen yapılacak arkadaşlar. Bakacağız. Eğer çok böyle güzel gelmiyorsa bize bunu otomatik olarak çevireceğiz arkadaşlar. Yani biraz daha boşluk atarız arasına. Veya boşluk azaltırız. Bu şekilde dengelemesini yaparız. Şuraya bir yıldız daha atalım. Bu da bizim için çarpı 75 olsun. Aslında bunlar biz 70 de yapsak olur arkadaşlar. Çok fazla abartmaya da gerek yok. 70 70 yapalım. 70 defa verse bize yeter. Sonra son bir for döngüsü açacağım. In range saydıracağız arkadaşlar. Bir yerden bir yere saydıracağız. Sıfırdan başlayacağız bu saydırmaya. Uzunluk bölümünü açacağız. Gün. Ne kadar gün varsa sıfırdan başla saydıracağız. Bize 15 günü sayacak arkadaşlar. Yoksa 15 günü tek tek yazmamızı herhalde düşünmüyordunuz. Sonra birkaç format şeyinden de yararlanacağız ve artık projemizi bitireceğiz arkadaşlar. Print. Şu belirsizliklerden başlayalım hadi. Abi şunu yapma ya. Bir çık aradan. Ne acayip bir şey arkadaş. Bir boşluk. Ondan sonra tekrar ekleyeceğiz. Evet. Daha sonra tekrar bir virgülle konumuza devam edeceğiz. Yani boşluk at. T yap. T yap. Kaç tane T yapsak burada? 5 tane yeter. 5. Sonra bize burada gündüz diyeceksin dedik. Gündüzü verecek. Şu şekilde tekrar bir süslü parantez açıyoruz. Şu derece işaretine ben yıldımı sandım arkadaş. Şimdi biz buraya bir derece ekleyeceğiz. Bunun için şuradan bir derece getirelim. Yani yıldımı sandım bu derece işaretlerinden falan. Derece içinde bir T atalım. Sonra bir süslü parantez açıp kapatalım. Ki bize şey versin. Ve burada artık bu işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Sadece formatını vereceğiz. Formatı ne tür formatta olacak diyor. Formatını belirtmemiz gerekiyor çünkü. Formatımızda tarihi i'den al. Virgül. Günü i'den al diyeceğiz. Gündüzü i'den al. Gündüz de i'den aldığımıza göre geceyi i'den al. Açıklamasında aslında i'den al. Şimdi yanlış da yazmamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Biraz da şeyini artıralım şundan arasına. Birer boşluk ekleyelim. Yanlış yazmamamız gerekiyor. Çünkü direkt hata veriyor yani. Bu işin kaçarı yok maalesef. Direkt hata veriyor. Gündüz. Gündüz değil. Gündüz. Evet. Tamam. Yok, fazla oldu. Şimdi herhangi bir hata görmüyorum ben ama bu hata olduğunu söylüyor. Formatta bir hata yaptınız diyor. Argüman hatası verdiniz diyor. Pozisyonların birinde argüman hatası var diyor. Ha. Gündüzü de
Gündüz dedik ki orada. Gündüzü nereden alacağım diyor. Kardeşim burada niye böyle bir hata veriyorsun ki yani? Şimdi bu da hiç olmaz diyor. Ben de bu tür ifade kullanamam diyor. Şunu yanlış yazdık o zaman ya. Hepsi bu. Argüman hatası veriyor şimdi. Bunu niye veriyor ki? Nerede hata yaptık acaba? Çok merak ediyorum. Eksik argüman olduğunu söylüyor. Tamam söyleyebilirsin yani. Şunda o zaman bir arıza yok. Gündüzü ekledik de gece yok arkadaşlar. He, argüman hatasını ondan veriyor bence. Gecesi yok bu işin. Gündüzü verdik. Bunu açtık. Bunu verdikten sonra ne yapacağız? Geceye ekleyeceğiz ve şu hareketi yapacağız. Yani. Geceyi verdik, evet. Acaba şu hareketi bir daha yapsak? Çık sönmüyor. Neyse biz bir start verelim. Gelmez ki arkadaş, gelmiyor. Adana hava durumu dedi. Ondan sonra geliş yok. Bunu da bir ayıralım bari. Biz yine projemize devam edelim. Şundan ekleyelim. Boşluk mu fazla geldi acaba? Ya böyle hata verince ben böyle sinir oluyorum ya. Bildiğiniz var kafayı yiyorum. TGC'yi verdin he. Şuraya hadi şey de ekleyelim. Ah. İşte bu ya. Şeyi belirtmemişiz. Geceyi belirtmemişiz. Ergümen hatası oradan gelmiş. Başlatalım. Ha ha. Ha çekmiyor. Acaba nerede hata var? Çekme bilgiyi. Sizlerle birlikte bir hatanın daha içerisine düşmüş olduk arkadaşlar. Sizi bu belanın içine çektiğim için çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Biraz önce bir video durdurdum. Acaba dedim hata nerede, bu hatayı bir çözmeye çalıştım. Her zaman dediğim gibi yanlış yazılmaması gerekiyor işte. Mesela biz burada şey açtık, dosyanın içerisinden aldık, bir GIF dosyası aldık ve bununla Adana'nın hava durumunun 15 günlük olduğunu söyledik. Orada bir boşluk hatası yapmışız arkadaşlar. Bu yüzden çalışmıyormuş. Şimdi start veriyorum. Ve gördüğünüz gibi tek tek aşağı doğru yazdı arkadaşlar. Şuradan bunu mesela yıldız yapalım. Şunu da yıldız yapalım. O öyle kalsın. Tekrar start verelim. Muhteşem bir hal aldı arkadaşlar. Adana hava durumunun olduğu yere. Yıldızlarla diğerlerini çizgiyle gösterdi arkadaşlar. Muhteşem bir proje oldu. Sizler de bu videonun dakikasına bakarak bir proje sıfırdan hiç düşünmeden nasıl yapılır? Kaç dakika sürüyor? Bunu gördünüz arkadaşlar. Gerçekten zor bir macera. Özellikle video çekerek bunları yapabilmek arkadaşlar. Sizler de bu emeğime kayıtsız kalmayarak lütfen aşağıdaki beğen bölümünden beğenmeyi, abone olmayı ve bu tarz videoların gelmesi için de ne kadar görüşünüz varsa aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.